Hazreti Mehdi hurafeleri kaldıracağı için yobazlar tarafından suçlanacak. Hazreti Mehdi'nin ledün ilminden Kehf suresinde bahsedilir. Musa ona dedi ki, doğru yol olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Dedi ki, gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Böyleyken özünü kavramaya kuşatıcı olmadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Kaab'dan rivayet edildi ki, o kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. Bütün zahiri ilimler istenildiğinde herkes tarafından okuyarak, araştırılarak öğrenilebilir. Bir de çalışılarak elde edilemeyen ancak Hazreti Allah'ın bir lütfu olan ve onu istediği kuluna verdiği vehbi ilim vardır. Yukarıdaki rivayette kimsenin bilemediği denilerek Mehdi'nin böyle bir ilme sahip olduğu anlatılmak istenmiş olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Bu ilmin ledün ilmi olması da muhtemeldir. Kehf suresinde Musa aleyhisselam ile Hazreti Hızır arasında geçen kıssada benzer bir ilimden bahsedilmektedir. Hazreti Mehdi de ledün ilmine sahip olacak, insanlar onun üslubuna, davranışlarına, konuşmalarına çok şaşıracaklardır. Talebelerinin az olmasının nedenlerinden biri de Hazreti Mehdi'nin ledün ilmine tabi olan kişilerin çok az olmasıdır. Bakın Hazreti Musa peygamber olmasına rağmen Hazreti Hızır'ın söylediklerine sabredememiştir. Hazreti Mehdi ledün ilmini geniş çapta uygulayacak ve insanlar çok şaşırıp ona muhalif olacaklardır. Nasıl Hazreti Hızır'ın her işi harika ise Hazreti Mehdi'nin de her işi harikadır. O yüzden Hazreti Mehdi'ye de Hazreti Hızır'a da tabi olmak çok zordur. Hazreti Mehdi gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin müjdelediği insan, büyük meleklerin yardım ettiği insan, Hazreti İsa'nın tabi olduğu insan, ledün ilminin üstadı olan bu insan yalnızca 313 kişi tarafından desteklenecektir. Ayrıca Hazreti Mehdi Deccal'in muazzam baskısına uğrayacak, elinden ve ayağından zincirlenip hapise atılacaktır. Ama her zaman kazanan Hazreti Mehdi ve taraftarları olacaktır.